onun hayatında başka biri var. Ne? Sevgilisi mi var? Kim? Ben tanıyor mu? Buralardan mı? Sen nereden tanıyacaksın? Ben tanıyorum. Dün siyah bir arabayla buraya geldi. Sen gördün mü Banu'yu? Ya, demek adı Banu. O benim sevgilim değil, arkadaşım bir kere. Yok ya. İstanbul'daki arkadaş grubunda. Son zamanlarda tavırları sinirime dokunmaya başlamıştı. Yavaş yavaş da kestim görüşmeyi zaten. Peki nerede şimdi? İstanbul'da. Yarım saat bile durmadı burada. Döndü hemen. Safer! 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 Ne oldu lan deli? Peşinden atlı mı kovalıyorsun? Bütün köyde seni aradım Saffet. Ulan deli, önce buraya baksaydın, demirbaştır Saffet. Bana demirbaş diyene bak. Kahvenin değişmez dekoru. Yeter ama kesesene sesinizi. Beni dinleyin. Huzurlarınızda büyük yönetmen Saffet Küracı'yı başarısından dolayı kutluyor. Saygı ve sevgilerini sunuyor. Siktir ederim. Ne filmi, ne ödülü ya? Ne başarmış lan? Söyle de biz de. Siktir edelim. Sizin haberiniz yok mu? Neyden lan? Neyden? Bakanlığın açtığı film yarışmasını kazandığından. Yok lan. Ne diyorsun Ercep? Saffet Curacı sen git. Bakanlığın açtığı film yarışmasını kazan. Sinema dünyasında bir yer edineceğim kendimi. Adım duyulacak. Hem para ödülü de alacağım. Para ödülü mü? Kaç lira? 5000 YTL. Ne biçim ana babasınız anlamadım ki. Marifetmiş gibi böyle yerine yerine söylüyor. He. Tabii oğlumuzun mürüvvetini göreceğiz. Ayıp ayıp. Çocuğun hafızasını kaybetmesinden istifade edip yaktınız başını. Amcaoğlu. Bir şey mi oldu, iyi misin? Saffet. Beni bu düğün işinden kurtarman için bir numara bekliyorum senden. Ne? Oğlum yine bir numara düşün. Cemile ile evlenmeme engel ol. Sen hatırlıyorsun. Bunu biraz daha sürdürmek istiyorum amcaoğlu. Nasıl yani? Oğlum Kezban yengenin benim hakkında söylediklerini sana anlattım. Bu halime çok acıyor. Bu haline çok üzülüyorum Burhan. Keşke eski haline dönse. Niye? Eski halim daha mı iyiydi? Aslına bakarsan daha kötüydü. Ama seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Kaderde ne varsa o olur. Hala o kızla evlenmeye kararlı mısın? Ben yakında Cemile ile evleneceğim. Ama ona karşı en küçük bir sevgi duymuyorum. Onu hiç ama hiç sevmiyorum. Onu gördüğüm yerde kaçmak istiyorum. Sanki böyle sanki... Hafızanı fazla zorlama Burhan. Hadi hoşça kal. Yemedim. Sevgili seyirciler, Pire Saffet Açık Hava Sineması'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bravo. 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 Hoş bulduk. Ne yaparız Saffet? Çekirdek, çekirdek. Lütfen cep telefonlarınızı ve çağrı cihazlarınızı kapatınız. Filmimiz başlamak üzeredir. Evet, buyurun. İyi seyirler. Girilen. Başlıyor. Hadi. İtme. Evet. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum itmesene lan sen de. Yapma Kezban yenge. Vallahi kötü bir niyetim yoktu Kezban yenge. Benim de kötü bir niyetim yok. Evini süslüyorum sadece. Bari ödül kazandığım kaseti ver Kezban yenge. O benim için çok önemli vallahi. Sen benim kızımın rızasını almadan nasıl çekersin onu ha? Özel hayat denen bir şey var ha? Kezban yenge yapma ne olur. Ya Kezban yenge senin bu yaptığını orta çağda görümcek zihniyetli adamlar bile yapmaz kadın. Yapamazlar. Çünkü onlar öleli birkaç çağ oldu.
Sanatı sinemayı yasaklayarak bir yere varamazsın Kezban yenge. Gel, gel vazgeç ne olur. Sinemanın ruhsatını getir aç. Beni ilgilendirmez. Ama o kaseti yakacağım dürüst. Aklınca sansür uyguluyorsun öyle mi ha? Sen Angara'ya şikayet etmezsen bana da güracı bekçi demesinler. Ha? Kızım herkese rezil ettiniz. Bunu burnunuzdan fitil fitil getirmez miyim ben he? Ya bana teşekkür edeceğine kalkmış hakaret ediyorsun ya. Ne olur yapma Kezban yenge. Bırak. Ver şu kaseti. Bırak. Tüh kalıbına yazın. Ben de seni adamdan saymıştım. Cüracı'nın kanını taşıyan adamdan başka ne beklenir ki? Ben de mi Kezban yenge? Sen de. Ya ama benim bunda bir suçum yok ki. Olsun. Bu adamın kanını taşıyor ya. Sen baştan suçlusun. Ya bari kaseti ver geri. O benim için çok önemli Kezban yenge. Kaseti yakayım da aklın başına gelsin. Yapma Kezban yenge. Sakın yapma. Çekil. Sanatı ve bizim gibi sanatçıları yasaklayarak bir yere varamazsın. Deli Kezban. O tahta kutuyu çalmakla kendini sanatçı mı sanıyorsun? Senden değil sanatçı, sakatatçı olur ancak. Bırak. Ya aldık kaseti. Ben ne yapacağım şimdi ya? Bu köyü bu deli garıya zindan etmezsem bana da curacı deli Bekir demesinler. Sanata sansür koymanın ne olduğunu ben ona gösteririm. He, deli. Şey... Bence Kezban yenge haklı baba. Sen sus, yarım akıllı. Sana fikrini soran olmadı. Kes el seni. Alayım. Elinizi verin Ayruş Hanım. Gerek yok Simoş Beyciğim. Ne de olsa birkaç kilo verdim işte. Atla. Tamam. Hazır mısın? Ay hazır. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Cik cik cik. Efendim? İradenize hayran kaldım Hayruş Hanım. Zayıflayacağım dediniz. Gerçekten zayıfladınız. Ah, vallahi öyle oldu. Karakter olarak boşu boşuna beni de ta Bursalara kadar sürüklediniz. Ay pardon ne dediğimizi duymadım. Kez boşa bakıyordum da. Kezban ben geldim bak. Hayruş neredesin? Seni göremiyorum. Sana bu kadar kilo verme dememiş miydim? Konuş konuş sesine doğru geleyim. Neredesin? Ay yani dakika bir gol bir. Ayol insan önce bir hoş geldin der. Özlemedin mi beni? Ay hem de nasıl. O kadar özledim ki fotoğrafını cebimde taşıyorum Hayruş. Senin heyelerin üstünde yine. Ne oldu söyle bakayım hadi. Evde konuşuruz. Hadi tamam. Yürü. Sonra görüşürüz. Buyurun efendim Simoş görüşürüz. Çal. Aman dikkatli olun. Ay rezil oldum. Bütün köye rezil oldum. Ay yeter dolanıp durduğun Hacer. Yeter artık otur başım döndü. Ya senin bunda bir kabahatin yok ki. Bütün pislik Saffet'in başının altından çıktı. Anamın Curacı ailesine seni neden vermediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Allah üstülerinin cezasını versin. Burhan hariç de kız o da dahil. Hacer. Hem Emre'ye de rezil oldum. Ah Saffet ah yattın beni. Anam haklarından gelmiştir şimdi. Filmin kasetini almıştır muhakkak. Alması neyi değiştirir? Ha? Kızım artist olup sevineceğine burada durup dövünüyorsun. Kızım ilk filmin ödülü aldı. Daha ne istiyorsun? Bana bak dalga geçme Sülbiye. Vallahi bile bütün acımı senden çıkarım ha. Abla. Hmm. Ben filmde güzel çıkmışım değil mi? Beycim su gibiydin. Kız ben senin bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Desene sen doğrudan artistsin. Beni Deler Cep'le değil de Emre'yle çekseydi daha uygun olurdu. Oo, sen şimdiden kaprislere başladın. Sana jön beğendiremiyoruz. Şimdilik Deler Cep'le idare et işte. Ay senin Burhan'ın da Deler Cep'ten bir farkı kalmadı yani. Ha deli ha hafızası yok aynı şey. Hatırlatmasın Hacer. Fotoğrafım var. Adın neydi senin? Aşk olsun Ercep abi. Adımı unuttun mu? Aman kusura bakma canım. O kadar çok hayranım var ki hepsinin adını aklımda tutamıyorum. Ya Ercep abi çok bekleyecek miyim? Adın neydi senin? Aa, seni şimdi hatırladım. Sen benim rol arkadaşım Hacer'imin
Kardeşisin değil mi? Yok yok, çöresini çok değiştirdi. Çok değiştin değil mi? Cemalim. Hadi hadi sen öne gel. Torpillisin. Ama olmaz ki, sıra benim. Merak etmeyin çocuklar. Hepinize yetecek kadar fotoğrafım var. Hem Cemal. Hacer'imin kardeşi ya. Al bakayım. Bu ne? Ne ne? Bircik aşkım Hacer'i sevgilerle yazmışsın. Ben kendime istiyorum. Aman. Sana da yazarım kayınço. Bir resmin lafı mı olur? Aha. Cemal'ime sevgilerle. Al bakayım. Başka film çevirecek misin Hacer abi? Birkaç yerden teklif var. Onları değerlendiriyorum. Senaryoları okuyorum. Tabii kendime göre bir rol çıkarsa tabii ki oynarım. Başka bir sorunuz yoksa ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Ercik, Ercik, hadi çocuklar. Ercik. Ben isimlerinizi yazdım. Sadece imzalayacaksınız Süleyman Bey. Şuraya bak ya. Güzel. Köyde sinemayı yasaklamak neymiş? Göstereceğim o Kezban Hanım'a. Muhtar mı İçişleri Bakanı'm, anlamadım gitti ha. Ben de anlamadım. He. İmza at Avni. Kusura bakma, ben kaynanandan yanayım. Ne diyorsun lan sen? Hı? Şey, anneciğim kaynana denmez. Kayınvalide diyeceksin. Ulan ben de bir an aklın geri geldi diye. Çok sevindim lan. Nerede? Tabii. Burhancığım lütfen imza şuraya. Ya ben imzamı da unuttum Simetri abi. Sen beni geç. Şeyli gören de meclise yasa tasarısı verecek zanneder. Bir iki çiziktir işte de. Al. Yazık. Çok yazık. Sana yazık. Yeter Simetri abi. Hadi gel postaneye gidip fakslayalım şunu. Haklısın. He, bütün basına fakslayın. Hatta Kültür Bakanlığı'na da fakslayın. Eceline susadı Kezban Hanım. Bindiği dalı kestiğinin hiç farkında değil. Yok ya. Bakanlığın ödül verdiği bir eserin yasaklandığı görülmüş şey değil. Hiç. Hakkımı arayacağım. Gerekirse Danıştay'a kadar gideceğim. Bence Kezban yenge haklı. Bence de. Buyur. Bir kere filmi çekmeden önce Hacer'in de onayını almalıydın amcaoğlu. Evet pire. Hatta Ercebin de. İnsan Hakları Derneği Başkanı konuştu. Bana bak Burhan, bazen benim oğlum olduğuna hiç inanmıyorum. Hadi Simetri abi, biz gidelim. Hadi, biz gidiyoruz amca. Hadi, hadi. Ha, gidin. Hadi gidin, anca gidersiniz. Ne haber? Gerizekalı. Merhaba oğlum. Merhaba Kezban yenge. Geç otur şöyle. Senden akıl almaya geldim oğlum. Estağfurullah, ne haddime? Hacer'ime yapılan haksızlığı biliyorum. Bilmez miyim? Hacer nasıl? Olayın şokunu atlatabildi mi bari? Dünden beri iki gözü iki çeşme ağlıyor. Evet, bu yapılan çok çirkin bir şey. İstanbul'da bu olay olmuş olsaydı mağdur kişi çoktan mahkemeye başvurmuştu bile. Ben de onun için sana geldim zaten. O Saffet denen alçağı mahkemeye vermek istiyorum. Bildiğin iyi bir avukat var mı onu sormaya geldim. Olmaz mı? Bu gibi olaylarla ilgili uzman bir avukat arkadaşım var. O size yardımcı olur. Parası neyse veririm. Parası önemli değil. Sen onu düşünme. Ben avukatı telefonla arar, senin için randevu alırım. Çok sağ ol oğlum. Saffet hakkında maddi manevi tazminat davası açsın ki aklı başına gelsin. 1 liralık tazminat davası açacağım. Benim gözüm onun parasında değil. Kızıma yaptığı haksızlığın cezasını çeksin, bana yeter. Cezasını fazlasıyla çekecek. Çünkü yasalar karşısında suç işlemiş oldu. İnsan haklarını ihlal etti. O pis filmciyi doğduğuna pişman edeceğim. Ben şimdi gidiyorum. Sen avukatı arayınca bana haber ver, oldu mu yavrum? Oldu. Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Tamam. Bu arada Hacer'e çok selam söyleyeyim. Sağ ol. Moralini muhakkak yüksek tutsun. Sağ ol, sağ ol. Güle güle. Gerçekten çekilmez anlar yaşıyoruz. Kezban, kahvedekiler seni şikayet etmek için imza topladılar. İstediklerini yapsınlar. Ben haklıyım, hakkımı da sonuna kadar arayacağım. Ama sana sansürcü muhtar diyorlar. Baba, sansür ne demek? Ya teyze, aç şunu ya. Bak, sansür bu işte.
anlayacağım bir nevi yasaklama. Aa, anam köyde televizyon seyretmeyi mi yasakladı? Bizimki niye açık? Cemal, sen resmini yapsana. Of, tamam. Gel şuraya. Saçını bitir. Ana, Saffet'i mahkemeye versek kazanır mıyız? Hem de nasıl? Ayıp denen bir şey var canım. Herkesin bir özel hayatı var. İyi o zaman. Her önüne gelen alsın eline kamerayı, insanları çekip dursun. Allah'tan Hacer artist değil. Bir de ünlü biri olsaydı Allah muhafaza. Ya niye? Ünlülerdi insan teyze. He. Onların da anası babası var. Tabii canım. Ünlü oldukları için hiç mi özel hayatları olmayacak? Neymiş efendim? Basın özgürlüğü varmış. İnsanların haber alma hakkı varmış. Ayol falanca artistin kiminle dolaştığından, kimin kiminle gezdiğinden bana ne? Ne alaka Hayruş? Neye ne alaka yok? Hayır, konuyu nereden nereye götürdün? Biz burada paparazileri, magazincileri, televolecileri tartışmıyoruz. Hacer'e yapılan haksızlığı tartışıyoruz. Aa, biz ne diyoruz ayol? Biz de onu söylüyoruz. He, o zaman tercüman yanlış tercüme ediyor. Aman, senle konuşan da kabahat zaten. Bekir'im, Cemile ile beraber İstanbul'a Kanal 7'ye gidiyoruz. Kezban yengenin köyün tek eğlencesi olan sinemayı yasakladığını Şoray uzun yoldaya şikayete gidiyor. Aferin. Yakında dönerim Hamiden. Hamiden batsın. Ne bu şimdi ya? Hele bir gelsin bacaklarını kıracağım onu. Hamide yengenin bu tavrını destekliyorum amca. Dikkat, geç. Sanatın ve sanatçının yanında olması beni ayrıca bir gururlandırıyor. Evde yiyecek bir lokma yemek yok. Aç kaldık. Ananın zaten 10 gramlık beyni var. Sözün Cemile'yi görünce o da gidiyor. Aynı şey bende de oluyor baba. Cemile'yi görünce aklım başımdan gidiyor. Ulan oğlum, senin aklın zaten kaza sebebiyle başından gitti ya, unuttun mu? Evet. Şey amca. Ne? Amca ben çok acıktım. Çıkıp bir şeyler yiyelim ha. He, haklısın. Dışarıda yemeyeli seneler oldu. Hadi gidip yemek yiyelim. Midemiz bayram etsin. Yemeği dışarıda mı yiyeceğiz? He. Şöyle deniz manzaralı bir yer biliyorum. Oraya gidelim. Merhaba. Yola geldin mi? Çocuklar kapı çalıyor. Beni duymadınız galiba. Kapı çalıyor dedim. Enişte kapıyı açsana. Sülbiye, kapıyı aç kızım. Hacer kapı. Cemal kalk git kapıya bak. Anne kapı çalınıyor. Gerekeni yap. Kızlar, bu kimin kısmeti acaba? Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Evin erkeği olarak ben açayım bari. Hop hop. Burada ben varım, ne oluyor yani? Cemal evin erkeği. Sen soğan erkeğisin. Hadi oğlum aç kapıyı. Ay, ünlüler ne canlı canlı. Ay bakalım bu hafta kim kiminle ne yapmış. E aşk olsun teyze. Biraz önce ne diyordun, şimdi ne yapıyorsun? Ay ne yapayım şekerim, ünlülerin özel hayatını seyretmek hoşuma gidiyor. Kimin kiminle olduğunu merak ediyorum işte. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Bu da bizim Hayruş için söylenmiş herhalde. Ay teyze, bunu sana hiç yakıştıramadım yani. Aman aman, iyi ki bir televizyon seyredelim dedik. Bir dövmediğiniz kaldı yani. Hacer, doktorun geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Oğlum. Gel oğlum, gel. Geç öyle. Geç. Karnınızda bir şeyler hazırlayalım. Yok yokum Kezban yenge. Peki. Avukat arkadaşımı aradım. Yalnız ona bir an önce vekaletname vermen lazım. Otur şöyle. İyi, kasaba yener noterden alırım. Tazminat alabilecek miyiz? Ha? Saffet hapse girecek mi? Peki bakanlık ödülü geri alır mı? Ay yeter. Ay. Yavaş yavaş gelin canım. Bırakın da çocukcağız bir nefes alsın. Çapraz ateşe tuttunuz zavallıyı. Hacer, kalk doktor beye kahve yap. Kahveni nasıl içersin oğlum? Orta şekerli içer o. Maşallah. Doktorla ilgili her şeyi biliyorsun. Bari hangi burçtan olduğunu da söyle. İlahi Kezbuş. Sen ölüyü bile güldürürsün kızım. geçen gelişinde içmişti ya. Ben oradan bildiğim için söyledim. Rica etsem kahveyi Sülbiye yapabilir mi? Ben mi? Niye? Ben kendimi garantiye alayım. Kahveyi Hacer getirirse kesin üstüme dökerdi. Hahaha.
Ben de dışarıda yiyeceğiz deyince deniz kenarında lüks bir restoranda yiyeceğiz sanmıştım. Ne var, beğenemedin mi? Aha sana deniz, sucuk ekmek, seyyar lokanta. Vallahi ben taş olsa bile yerim. Ne de olsa yarın gündemi ben oluşturacağım. Niye? Bütün gazetelerde, televizyonlarda benden bahsedecekler. Para, şöhret, hepsi beni bekliyor. Bana bak Saffet, eğer televizyonlar senden röportaj falan isterlerse $1000 iste. Röportaj için. Üste para vermesin de. Kezban yenge saklanacak delik arayacak. Manşetleri tahmin edebiliyorum. Sansürcü muhtar istifa. Sanat düşmanı muhtar köyde sinemayı yasakladı. İçişleri bakanımız uyuyor. Kim bu sanat düşmanı Kezban? Bana bakın lan. Kezban 60 milyonun önünde rezil olsun. Köy meydanının ortasında köçekler gibi göbek atmazsam bana da curacı bekler demesinler. İboşova da çıkarsın artık ha. Kes lan. Oh. Benden söz mü? Yok baba. Ben bugün kasabaya ineceğim vekalet işi için. Ben de seninle gelebilir miyim? Gerek yok Salim, ben kendim giderim. Benim işim yok, seninle gelebilirim. Hayır, ya yolda bizi taşıyan arabanın lastikleri patlarsa? Ayol bu yine kilolarıma taktı. Şekerim. Ay sen de kurtul bu kilolardan teyze. Sağ olasın. Kezban istifa, 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 Kezban. Şunlara bak ya. Koştular yine. Ben sana soracağım. Bu ne ses böyle? Ne oluyor? Ayol bunlar kazan kaldırmış Kezboş. İstifanı bekliyoruz Kezban. Evet. Sen onu rüyamda bile göremezsin Curacı. Bütün Yeşilçam buraya gelecek. Sanata ve sinemaya yasak neymiş görürsün sen. Evet. Medya gelmeden o filmin kasetini ver yoksa bütün Türkiye'ye rezil olursun Kezban yenge. Rezil olursun. Ben bu konuyu kapattım beyler. Baktın mı Kezban? He? He. Karşımda bu kadar öcü varken çok korktum, çok korktum. Ben bu olayı yargıya taşıyorum. Mahkemede görüşürüz. Mahkemeye gitmekle ölüm fermanını imzalamış oluyorsun Kezban. Evet. Siz ne derseniz deyin. Vallahi Kezban yenge haklı. Ben Kezban yengeden yanayım. Aferin önemli. Delikanlı çocukmuşsun. Dönek sen de. Sen kendine bak Simetri. Bir dakika bir dakika ya. Onun yerinde kim olsa aynını yapardı. Ana. Ben de Kezban yengeden yanayım. Bir tane daha. Helal olsun lan Burhan. Yok. Benim bir DNA testi yaptırsam canım kardeşim benim. Biricik oğlum düşmanımla birleşti. Puh sana. Curacı Bey, Curacı Bey. Aklın yolu birdir. Bu hareket kızınıza yapılmış olsaydı ne yapardınız? He, ne yapardın? Benim kızım yok ki. Gülgün, unutma. Son gülen iyi güler. Evet. Kezban istifa. Şunlara bak. Kezban. Kardeşim. Bakın arkadaşlar, ben Balkoçoğlu'yum. Aha bu gördünüz de benim oğlum Cemal. Siz de Bizans askerisiniz. Onu esir almışsınız. Ben de onu kurtarmaya geliyorum. Senin adın Parmayus, seninki de Fatelius. Kaldır bakayım, kaldır, kaldır. Kaldır, o tarafa götür. Hadi, çabuk götür. Fasilius, hadi. Tamam. Sen atın burada otluya dur bakayım. Hey! Tamuru! Al, Koçoğlu geliyor! Gelemiyor.
ayağımı burktum. Ya böyle mi artist olacaksın Acep abi? Böyle zor sahnelerde dublörüm oynayacak bir kere. Merhaba çocuklar. Hey! Ben sizi tanıyorum galiba. Beni herkes tanıyor. Ayıptır söylemesi, çok meşhurum. Ayağım burkuldu da. Seni tanıdım. Sen bu Deliyim Seviyorum'daki deliyi oynayan gençsin. Ama beni tanıyor. Abla o zaten deli. Gerçek deli mi? Övünmek gibi olmasın, öyleyim. Teşekkür ederim. Ah, ayağımı burktum da. Ah. Adım Ece, yönetmenim. Kısa metrajlı filminde jüri üyesiydim. Sizi oradan tanıyorum. Aman, bana rol mü teklif edeceksiniz? Çok yoğunum. Ah, çok yoğunum. Sana değil de rol arkadaşını görmek için geldim. Neydi adı? Hacer. Hacer, benim abla. Öyle mi? Ben de onu arıyordum. Beni ona götürür müsün? Olur. Hadi bakalım. Aman, durun bekleyin, ben de geliyorum. Kezban istifa, Kezban istifa. Beyler, ben son sözümü söyledim. Artık mahkemede görüşürüz. Hadi şimdi güle güle. Eştiğin kuyuya kendin düşeceksin Kezban. Hadi, hadi oluyor. Hadi. Hadi. Eller kırılsın sana da uzana. Ya çekilin, çekilin. Allah Allah. Hadi yolunuza bir. Ben muhtarlığa gidiyorum. Oradan da kasabaya ineceğim. Hadi siz de içeri girin hadi. Ben de seninle geleyim. Ya gitsene evine hadi yürü. Tamam bağırma. Kezban ben de gelebilir miyim? Salim! Hadi yürü! Eve daha çok var mı? Az ileride. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kezban'ın ağzını bıçak açmıyor. Gördünüz değil mi? Suçlu olduğunu anladı tabii ki. Amca. He. Olay bir de medyaya yansırsa var ya, o zaman sen gör Kezban'ı. Ya ne ama... medyası ya? Ben de kendim muhtarlığa alıştırsam iyi olacak. Ne de olsa ilk kaza benim değil mi? Oldu. Benim değil mi? Bu köyün tek muhtar adayı varsa o da benim. Yalan mı arkadaşlar? Yalan. Yalan tabii. Yalan, doğru. Keşke dedikleri yere geldik. Ana televizyoncular. Amca, televizyoncular geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. İyi günler. Hoş İyi günler. Tatlı buraya bakmıştık biz. Evet, buyurun benim. Buyurun. Memnun oldum. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun, buyurun. Ufuk abi bize çay ver. Oğlum haberciler geldi vallahi. Zahit tamam mı? Hemen konuya girelim. Şu muhtar dediğiniz şey sinemayı yasakladı mı? Evet, yasakladı efendim. Evet, sadece yasaklamakla kalmadı. Bir de Kültür Bakanlığı'ndan aldığım ödülün ilk kopyasını da yaktı. 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 Evet. Cayır cayır yaktı efendim. Al işte. Filmin yönetmeni olarak bize olayı en başından anlatabilir misin? Kayda girelim lütfen. Kayıttayız. Ama bir üzerimi değiştirseydin bari. Böyle daha iyi. İşte, gördün mü? Evet Saffet Bey, peki. Muhtarın neden sinemayı yasakladığını bize açıklar mısınız? Açıklasın. Tabii önce kendimi tanıtayım. Ben Saffet Curacı. Hı? Ben de Bekir Curacı, aha, amcasıyım. Ben de Avni, en yakın evet, arkadaşıyım. Avni bir dur. Avni. Ben Deliyim Seviyorum filminin hem yapımcısı hem de yönetmeniyim. Bu filme konulan yasağa gelince tamamen keyfi muamele. Öyle değil mi Sümeyci? Tamamen keyfidir. Kesinlikle. Abla, hadi bırak işi gel. Beslenme teneffüsü hadi. Eline sağlık Hacer. Buyur teyze. Ayol inadınıza mı yapıyorsunuz kızlar? Ay aşk olsun yani. Teyze hoş bir lokmacık ye bari. Vallahi çok güzel, pamuk gibi pamuk.
Ay kanıma girmeyin. Zayıflama merkezine avuçla döktüğüm paralar boşa mı gitsin? Hmm, harika. Şahane şahane. Ay karşımda yalanmayın öyle. Zaten sinir sistemim bozuk. Vallahi Simoş'un acısını sizden çıkarırım ona göre. Aa bak ben de çok sinir oldum ona. Evet ya. Ona istifaya çağırmak ona mı kalmış? Almış eline pankartı başı çekiyor. Ben onu iyi huylu bir adam zannederdim. Meğerse anarşist ruhlu bir adammış. E hadi bana dua et teyze. Benim film olayım patlak vermeseydi, bu olaylar olmasaydı sen onun gerçek yüzünü göremezdin. Onun hatalarını da görmeye başladığına göre aşkın bitti demektir teyze hoş. Bilmem. Yine de içimden bir ses onun suçsuz olduğunu, o Curacı Bey'in onu kışkırttığını söylüyor. Tabii. Yani şu yemek konusundaki iradeni, Simoş konusunda da göstersen teyze hoş. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ben Ece Ünlü. Ay şu ünlü yönetmen Ece Ünlü mü? Ay sizin resminizi bir dergide görmüştüm. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Oturun. Buyurun. Ay o sizi köyümüzde görmek ne güzel. İş gezisi mi? Öyle de denebilir. Hacer Hanım'la görüşmek için geldim. Benimle mi? Hı. Hacer'le mi? Siz Hacer'le tanışıyor musunuz? Filmini izledim. Duyuyor musunuz beni? Ay hiç haberim yokmuş. İstersen daha da ünlü olabilirsin. Benim filmimde rol alır mısın Hacer? Ne? Merhaba Kezban yenge. Hoş geldin Doktor Bey oğlum. Öğle tatili olmadan bir an evvel notere yetişmemiz lazım. Tamam. Seni işine alıkoymayalım değil mi? Yok. Sağlık ocağında bir durum olursa arayacaklar zaten. İyi tamam hadi. Kezban Hanım. İstifa. Kezban Hanım. Kezban. Hadi bir dakikanızı alabilir miyiz efendim? Kezban. Size birkaç soru sormak istiyorum. Kezban, Kezban Hanım. İstifa. Birkaç soru soracağız. İstifa. Neler oluyor? İstifa. Asıl biz size soruyoruz. Kezban. Bu köyde neler oluyor? İstifa. Kezban. İstifa. Kezban. İstifa. Kezban. İstifa. Kezban Hanım, bunu da yaptınız ha. Alacağınız olsun sizin. Basının önünde İstifa. Köylüleri ne cüretle tehdit ediyorsunuz? İstifa. Cevap vermiyoruz. Oho, vay vay. Doktor Bey de avukatlar soyunmuş. Mahkemede görüşürüz. Kültürel faaliyetleri hangi yetkiye dayanarak yasakladınız? Hadi cevap verin. Köylü kadınları kendi menfaatiniz için çalıştırdığını söyleniyor. Ya yaptığınızda utanın ya. Kızınızın aşk filmi kariyerinizi nasıl etkileyecek Kezban Hanım? Olay yargıya intikal etti. Bu yüzden bir şey söylemiyor. Neden kaçıyorsunuz Kezban Hanım? Kezban sizi neden rahatsız ediyor? Kezban istifa! Kezban istifa! Kezban istifa! Bakalım nereye gidiyor? Hadi bakalım. Evet, ne diyorsunuz? Hacer. 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 Kız. Cevap versene. Sülbiye. Rüya değil değil mi bu? Sahiden ben film teklifi aldım değil mi? Bir de ben cevabımı alabilsem. Önce senaryoyu okumamız lazım. E tabii bizim de bazı kurallarımız ya var. Ya teyze ya! Hacer imajını zedeleyecek sahneleri kabul etmeyebilir. Ya teyze ya! Şimdi gidecek rolü başkasına verecek. Kızım,
O rol için en uygun yüz seninkiymiş, duymadın mı? Seni perdede görür görmez, tamam işte bu demiş. Ta oralardan kalkıp gelmiş. Niye biraz naz yaptık diye rolü başkasına versin değil mi ya? Değil mi yani? Hacer kabul etmezse yeni bir yüz bulmak zorundayız. Aa, o zaman o evet, zaman... evet. Aa, evet. Tabii ya, rolü kabul ediyoruz. Kabul teyze, ediyorum. Anama sormadan neyi kabul ediyor? Hay Allah, doğru ya. Başımızda Kezban gibi bir felaket var ki. Demokles'in kılıcı gibi vallahi. Teyze, o dediğini tanımıyorum ama ben anama sormadan nasıl cevap vereceğim? Sus bakalım. O zaman kartımı vereyim ben sana. Annenle konuş, düşün taşın. Beni ara, olur mu? Hı. Mekan bakmak için birkaç gün daha buradayım. Cepten ulaşamazsan otele not bırakırsın. Hı. Otelin adını ve telefon numarasını da yazdım. Şimdilik hoşçakalın. Ay, güle güle. Otursaydınız... Anneni razı etmeye bakacak. Ay, teşekkür ederiz. Ay, nasıl bilecek, çok iyi olacak. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşmek üzere. Görüşmek güle güle. Üzere. Güle güle. Hey! Oh! Aa! Delirdi ayol. Oh! Ay, harika bir haber bu. Şans diye buna derim ben. Canım. Seninle gurur duyuyorum Hacer. Helal olsun kız sana. Ya inanamıyorum ya. Kardeşim artist oluyor. Ay, canım. Teyzen de menajer oluyor haliyle. Şan, şöhret, para, hayran kitlesi, kariyer, ödüller hepsi beni bekliyor. Savunun beyaz perde, Hacer geliyor. Pardon. Lütfen. Lütfen bir dakika. Pardon. Tamam. Ay. Tamam. Sen nereye? Tamam. Ay. Arkadaşlar lütfen toplantıda. Ay, çekilin ayol. Rahat bırakın. Sonra. Çocuklar. Hacer Hanım, buraya bakar mısınız? Hacer Hanım, buraya bakar mısınız? Buraya lütfen. Hacer Hanım, özel doktorunuz Emre Bey'le ilişkiniz olduğu söyleniyor, doğru mu? Emre Bey. İlahi çocuklar, bugünkü basın toplantısını bu konuya açıklık getirmek için düzenledik. Evet arkadaşlar, hayranlarım belki üzülecekler, belki de çok sevinecekler ama... Doktor Emre Bey'le evlilik kararı aldık. Ama daha önce sizin teze koktuğunuzu söylemişti. Düğün tarihini belirlediniz mi? Evet, Haziran sonu. Evet. Nikah Miami'de kıyılacak. Daha sonra Türkiye'de görkemli bir parti vereceğiz inşallah. Hacer Oradan Hanım, da Fransa'ya geçeceğiz. Bir saniye. Evlendikten sonra film çalışmalarına devam edecek misiniz? Dizi çekimlerimiz devam ediyor zaten. Gelecek sene inşallah bir sinema projesinde birlikte çalışacağız. Başrollerde Brad Pitt ve ben. Ne, Brad Pitt mi? Peki bütün bunları çekimden izin aldın? Bak, kızın kısmetinde varmış. Neler vesile oldu da yönetmen geldi onu buldu. Bir de Saffet'e o kadar kızdı. Bak, bilmeden iyilik yapmış sana. Dalmış gitmiş. Hacer Hanım, evde misiniz? Şimdilik buradayım ama anam izin verince gideceğim. Anam bir izin verse, bir evet dese... Hayır, hayır
dedim. İşte o kadar. Kızın geleceğiyle oynamaya hakkın yok Kezboş. Sen karışma Ayrış. Karışırım efendim. Ben onun menajeriyim. Aynı zamanda da oyuncu koçuyum. Teyzeme de bu yakışır. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Bu ne anlar artistlikten? Niye anlamayacakmışım? Öğrenir be ana. Gel konuşmayın. Üzülme. Öler isteyen artist olamaz. Bunun okulu var, eğitimi var. Sen alaylı diye bir şey duymadın galiba. O ortamlarda kendi kendini yetiştiren çok artist var. Çok bilmiş sen de. Biz de biliyoruz herhalde alaylıyı, mektepliyi. Ama alaylılar da ustalarından gördükleri gibi eğitim alıyorlar. Aa, çok abartıyorsun ana ya. Her gün yeni yeni yıldızlar çıkıyor. Hepsi anlıyor mu sanki bu işten? Kızım, onun için yıldız var, yıldızcıklar değil mi? Bak Kezboş, Ece Hanım ciddi bir yönetmen. Ona da Hacer gibi doğal, saf, duru bir yüz lazımmış. Rolün neymiş abla? Tarlada çapa yapan kızı mı oynayacaksın? Ya baba sen de bir şey söyle artık ya. Oylama yapalım, demokratik olalım. Ha? Sen oyunu kahve takımı lehine kullandın Salim Efendi. Ana, ne olur izin ver. Bak sayemde hepimizin hayatı değişecek. Bambaşka bir dünyaya gireceğiz, olmaz mı? Hacer, tek kelime daha edersen senin dünyan değişecek ha. Ya! Zırlama bak, alırım ayağımın altına. Sevgili seyirciler, Zeytinbağ kasabasının Esence köyü halkına baskı uygulayan muhtar, basının önünde tehditlerine devam etmekte bir sakınca görmüyor. Bunu da yaptınız ha, alacağınız olsun sizin. Ana, ablamdan önce seninle olmuşsun ya. Bunu da yaptınız ha, alacağınız olsun sizin. Ana, aç bakayım şunun sesini. Aç, koş. Yetkilerini kötüye kullanan muhtar Kezban Pekmezci, köylüler tarafından protesto edilirken çirkin tavrını sürdürdü. Kezban istifa! Kezban istifa! Kezban istifa! Kezban istifa! Kezban istifa! Keyfi uygulamalarıyla bütün köy halkını canından bezdiren Kezban Pekmezci, bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de kültür ve sanat etkinliklerini yasaklamaya başladı. Bakalım baskıcı muhtar yayınımızdan sonra bize de aynı tepkiyi gösterebilecek. Yazıklar olsun size. Ay Burhan ne yakışıklı çıkmış değil mi? Simoş da ekranda kilolu gözüküyordu. Kocam göstericilerin arasında. Bunların aklı bir karış ama da. Ben ölmüşüm de ağlayanım yok. Bak hemen tekzip etmen lazım Kezboş. Yoksa oka altına gidersin vallahi. Hayrur. Hı. Ben de kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı? Bak bakayım, bak. Alo. Merhaba Hacer, nasılsın? Evet, seni dinliyorum. Tamam, anladım. Ben konuşup ikna etmeye çalışacağım. Şimdi oraya gidiyorum zaten. Görüşürüz. Yeni siparişleri yarın teslim etmemiz lazım. İşler nasıl, yetişecek mi? Yetişir, yetişir, merak etme. İyi, ben bugün uğrayamayacağım. Sen arkadaşlara söyle, ellerini çabuk tutsunlar. Tamam. Olur mu? Olur, söylerim. Hadi, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Sana da Kezban yenge. Günaydın Kezban Hanım. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burayı tamir ettiriyoruz da. Yeni taşındık. Biraz dağınıklığımız var. Hoş geldiniz. Ben Ece Ünlü. Şu bizim kızın aklını çelen yönetmen değil mi? Buyurun oturun. Rica ederim, ön yargılı davranmayın. Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Ben söyleyeceğimi söyledim. Kararım kesin.
Madem buraya kadar geldiniz, buyurun konuşalım. Anam bunu bana nasıl yapar ya? Kısmet ayağıma kadar gelmiş. Not diyor, peygamber demiyor. Gördüklerinden, duyduklarından çekiniyor herhalde. Malum, ünlüler magazincilerin boy hedefi durumunda. Ondan değil. Sen ne anlarsın artistlikten? Sen bir şey yapamazsın diyor. Bak, bu yaklaşımı yanlış işte. Seni motive etmesi lazım. Nerede? Güvenimi yerle bir etti. Dünkü olaylar sinirini bozdu annenin. İstersen birkaç gün bekle, sakinleşince konuyu tekrar açarsın. Sen ne diyorsun Emre? Benden artist olur mu? Neden olmasın? Fiziği müsait. Sahi mi? Yani beni güzel buluyorsun ha? Evet. Sen çok güzel bir kızsın. Ama biliyorsun, oyuncu olmak için güzellik yetmez. Biliyorum. Yetenek de lazım. Sonra prensipli ve disiplinli olmak şart. Sonra başarılı olamazsın. Oho, bende bunların hepsi var da anam izin vermiyor. Sen yeter ki iste. İzin de koparırsın, bu işi de başarırsın. Ben sana güveniyorum. Ben de sana. Yani ben de sana katılıyorum, evet. Akşam televizyonda izledim sizi. Tek taraflı haber yaptılar. Öcü gibi gösterdiler beni. Vallahi o haberden sonra kalkıp bana gelmeniz iyi cesaret yani. Muhtar beni döver, kapı dışarı eder diye korkmadınız değil mi? Doğrusunu isterseniz köyün tek sinemasını kapatan bir anneye kızını oyuncu yapacağım demek zor. Gözü kara olmak lazım. Lafı yine oraya getirdiniz. Ama olmaz o iş yönetmen hanım. Olmaz. Hacer o alemin çok dışında. Yapamaz. Ünlü olacağım derken kurda kuşa yem olur. Alemin maskarası olur. Bir de şöyle düşünün. Sanatsal bir filmde oynayacak. Festivallere katılacak. Sanatsal mı? Kaliteli bir film olacak, inanın. O zaman kimse seyretmez o filmi. Sanatsal filmlere kim gidiyor ki? Reklam, balon, sansasyon derken herkes orada. Tabii ki bizim de gişe kaygımız var. Hacer bizim yüzümüz olacak. Herkes köyden gelen bir kızın ne kadar yetenekli olduğunu görecek, konuşacak. Allah aşkına, nerede bizim Hacer'de o yetenek? Niye öyle söylüyorsunuz? Saffet Curacı'nın filminde harika oynamıştı. Hacer o filmde oynamadı. Yani rol filan yapmıyordu. Saffet filmi ondan habersiz çekmiş. Ne? Kızın haberi yoktu tabii. Kendi halinde hareket ediyordu. Neyse oydu. Öyle kameralar karşısında onca insanın gözü önünde şöyle yap böyle yap denildiğinde el ayağına dolanır. Kakalak gibi nereye kaçacağını bilemez. Nasıl olur ya? Nasıl habersiz çeker? O da bir curacı işte. Onlardan her şey beklenir. Şimdi anladınız mı sinemayı neden kapattığımı? Anladım. Diktatör muhtar haberi ekranlara bomba gibi düştü sayın seyirciler. Biz de konuyu araştırmak üzere kasabadayız. Önce mikrofonu sineması kapatılan ödüllü yönetmen Saffet Curacı'ya uzatıyoruz. Buyurun efendim. Merhaba. Almanya'dan izleniyor mu bu? Evet. Allah Allah. Önce anneme ve babama selam eder, ellerinden öperim. Merhaba anne. Ufuk abi, ayıp oluyor ama ha. Bir dakika. Bir dakika ya, ben de çıkacağım ya. Ya Angut kendisi, kusura bakmayın cahil. Merhaba. İşte boş. Bak, baskılar bizi yıldıramaz, o kadar. Ya Ufuk abi bir dur ya. Tamam ya. Ayıp oluyor ama. Şimdi... Siz neler söyleyeceksiniz? Ben konuşursam çok fena olur. Yani Kezban beni fena yapar. Ben onun eşiyim de ondan. Anlıyorum. Efendim bize niye uzatmıyorsunuz mikrofonu? Biz neciyiz? Tamam, tamam. Konu mankenimiz. Tamam, efendim haklı davamız için gerek... Peki, evet. Beyefendi. Sizdeyim, buyurun. Ben de bir şey söylemek istiyorum ya. Tamam. Bütün engellemelere rağmen bu köyde sanat var. Yavaş olun lütfen. Lütfen. Düğün, nişan, nikah, sünnet, toplantımızda, Curacı bekleyememize. Ya bir dakika dur. Eğlence garanti, fiyat uygun. Bir dakika reklam yapıyor ya. Ben de. Durun, sıra bende. Efendim kendini bu köyün kralı sanıyor, zulmediyor. Aslı aslı kesmeyeceğiz. Bu böyle devam edemez. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben yok öyle bir şey. Benim bütün köy ondan korkuyor. Çocuk ben konuşacağım. Bir dakika. Bu köyde ondan izinsiz kimse adım bile atamıyor. Evet. Herkes korkuyor ondan. Evet. İşine geldiği gibi hareket ediyor. Keyfi evet. İzin verin efendim. Ömer abi beni dinle sen. Bak yalan söylüyor kendi ya. Kameracı amca. Ben deneyecek beni. Gitme lan. İşte vatandaşı böyle korkutuyorlar. Ben söylettirmem. Ya hayır. Kadınları köle gibi çalıştırıp paralar soralım. Bakalım onlar ne düşünüyorlar. Hadi be. Niye duracı beklerine gitti orada? Siz ne düşünüyorsunuz? Abi beni karıştırmayın ya.
Kameraya baksana oğlum, kameraya bak. Rica bakın ederim, çekme. Yorum yapın. Sen dokunmayın. Bravo lan Burhan, çok güzel konuştun. Tebrik ediyorum seni. Anacığım. Müsaade var mı? Ay sende bugün bir güzellik falan mı var? Makyaj mı yaptın yoksa? Ay dön bakayım şöyle. Ay tutun maşallah benim anneme. Artist anası oluyorum ya, onun için süslendim. Canım anne, beni demek kabul ettin. Dur, dur. Aa, ya sen alayı bile anlayamıyorsun. Bu kafayla mı artist olacağım? Olmayacağım mı? Şurada bana yağ çekerken bile rol yapamıyorsun. O işi nasıl kıvıracaksın? Ya anacığım. Ama anacığım, beni Ece Ünlü yönetecek, o yönlendirecek. Geldi değil mi buraya? Geldi, geldi. Güzel güzel konuştuk, bu iş olamaz dedim, gitti. Ya anne sen ne yaptığını farkında mısın? Sen benim geleceğimle oynuyorsun. Ben buraya ait değilim, anlamıyor musun ya? Ben gencim, güzelim, yetenekliyim. Bu köyde harcanmak istemiyorum. Hacer, senin sesin fazla çıkmaya başladı. Nereden ayarlanıyorsun? Kulağın çekince mi, gırtlar sıkılacak? Ya akıl var, mantık var ya. Bende ikisi de yok. Önümde böyle parlak bir gelecek varken tarla çapalayarak yaşlanmak istemiyorum. Hacer, kapat bu konuyu. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Ana, vallahi sizleri de köyümü de unutmayacağım. Nereden geldiğimi hep hatırlayacağım, söz. Şimdi şunu kafana yersen, nereden geldiğini hatırlarsın. Kapandı bu konu dedim sana. Kes! İftira atıyorsunuz Kezban Yenge. Araba gel. Bu kim lan? Bilmem ki. Sana diyorum öv. Ece Ünlü, yönetmen, yönetmen. Ece Hanım, hoş geldiniz. Köyümüze sefalar getirdiniz. Hiç de hoş gelmedim Saffet Bey. Hayrola? Filminizi nasıl çektiğinizi öğrendim. İnsanların özel yaşamlarını gizlice izinsiz görüntüleyip film yapma hakkını size kim verdi? Üstelik bununla yarışmaya katılarak jüriyi de aldattınız. Doğal olması için, yani belgesel gibi düşünün bunu. Yaptığınız yarışma kurallarına aykırı, hem de hiç etik değil. Sizi kınıyorum. Ama Allah için iyi iş çıktı değil mi? Öyle olmasa herhalde ödül vermezdiniz bana Ece Hanım. O ödülü verenler geri almasını da bilir. Komiteye bildirip ödülün iptalini talep edeceğim. Ama bu nasıl olur? Allah merak etme. İyi günler. Ece Hanım. Ne oldu amcaoğlu, niye gelmiş? Ne oldu lan pire? Hiç canım, tebrik etme. Beraber çalışalım ne olur dedi. Kabul etmeyince bozuldu gitti. Sana dedi. Ben de bir şey sandıydım. Hadi lan. Gel lan. Yalancı. İşte burası abi. Neresi burası mı? Evet abi. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Ya bir sesler geliyor abi, bu sesler ne? Muhtarın eziyet ettiği kadınlar inliyorlar oğlum. Yok be abi, türkü söylüyorlar. Yazık, deliliğe vurmuşlar demek. Havuz başına bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Merhaba hanımlar. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teftişe mi geldiniz? Her bir şeyimiz tamam. Bir kusur bile bulamazsınız. Evet. Biz buraya muhtar hanımın icraatları için bilgi almaya geldik. Çekiyorum. İyi çekin o zaman. Görün icraatlarını. 70 milyon görsün. Burada zorla çalıştırıldığını söyleniyor ama. Hangi kendini bilmez söylemiş onu. Hepimiz burada gönüllüyüz. Hepimiz gönüllüyüz. Ama ürettiklerinizin geliri Kezban Hanım'ın kasasına giriyormuş. İftira. Kur iftira. Biz hepimiz hakkımızı alıyoruz. Geri kalanını da Kezban Yenge'nin okul fonunda topluyoruz. Okul mu? Köyümüzde okul yok.
Çocuklar karnı kışta kasabaya gidiyorlar. Kezban yenge okulu tamamlamak için kampanya başlattı. Biz de el emeğimiz, göz nurumuzla destek veriyoruz. Yani sizler muhtarınızdan memnunsunuz öyle mi? Evet, çok memnunuz. Allah her köye onun gibi bir muhtar nasip etsin. Yaşasın Kezban yenge. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Sülbiye! Sülbiye! Allah'ım yarabbim! Sülbiye sen beni duymuyor musun? Of! Sülbiye! Seni bir kulak doktoruna götüreyim mi? Ya sen bir sinir doktoruna git. Bak bakalım bir daha dönebiliyor musun köye? Kapattıkları gibi tımarhaneye kalırsın orada. Ha, o zaman ne yapacağım bensiz? Ya git başımdan bensiz. Oo, şiir gibi oldu kız. Bırak ya! Yoksa aşkından şair mi oldun kız? Şuna bak. Senin aşkın insanı şair değil, uyuz eder uyuz. Ama Sülbiye, senin gibi cici bir kıza yakışıyor mu? Ayıp olayma ha. Avni, şimdi yiyeceksin bunları kafana ha. Vallahi bir öpücük almadan gitmem tam şuraya. Ne diyorsun Avni sen be? Çekil şuradan, çekil. Bak, bana bak. Fazla naz aşık usandırır. Ben de Burhan gibi birini bulursam görürsün o zaman gününü. Bırak beni Avni. Şimdi elinden bir kaza çıkacak. O zaman bir makas alayım bari. Terbiyesiz, çekil be. Git başımdan. Lütfen. Adam... Bırak. Ne oluyor lan? Bayanın rahat bırak. Seni istemiyor işte. Sen nereden biliyorsun lan istemediğini? Genç bir bayana sokak ortasına saldırmak var mı lan? Ulan sen hiç utanma yok mu ha? Erkekliğe sar mı lan? Ya Burhan kardeş, ben şaka yapıyordum. Sen de hemen parlıyorsun ya. Küçük hanımdan özür dile, bas git. Yoksa yaptıklarını söyler, bütün köye rezil ederim seni. Tamam be ya. Özür dilerim küçük hanım, öpeyim. Ay bırak. Vallahi öpeyim ya. Çekil. Ver ver. Çekil. Lütfen. Çekil. Bas git lan. Sapık. Koluna girip yüz vermeseydin sen de. Sen Cemile ile gezerken iyi ama. Senin yüzünden dert ettim onu başıma. Sırf sana kavuşabilmek için. Bana mı? Kavuşmak için mi? Burhan. Sülbiye. Sen beni hatırlıyor musun? Beni sevdiğini, her şeyi hatırlıyor musun ha? Şşşt. Kimse duymasın. Ay inanamıyorum Burhan'ım. Şşşt. Ne oluyor Burhan? Bizimkiler hatırlamıyorum diye bana oyun oynayıp Cemile ile söz kestiler ya. Ben kıtır kıtır keseceğim o Cemile'yi. Ama dur bakalım. Kezban yenge de onları acayip bozuk attı. Yazıktır, harcamayın çocuğu falan dedi. Bana destek çıktı. Biliyorum, acıdı sana. Bu oyunu sürdürüp daha da acındıracağım kendimi. Sevdirmeye çalışacağım. Böylece insafa gelecek. Belki kendiliğinden söyleyecek. Oğlum diyecek. Sen Cemile'yi değil, benim kızımı seviyorsun diyecek. Aşkımızı kabul etmiş olacak ha? Böylece evlenmemize de karşı gelmeyecek. Ay harika bir plan bu Burhan. İnşallah tutar. Biz çenelerimiz tutarsak plan da tutar. Anlaştık mı? Anlaştık. Hacer göründü! Hacer göründü! Hacer'im, neredesin sen ya? Nerede olacağım Ercan? Evdeyim. Git bak bakayım orada mıyım? Niye yalnız kalmak istiyorsun? Söyle bakalım. Düşüneceğim. Ne düşüneceksin Hacer'im? Seni. Canım benim! Hacer'im benim! Beni düşüneceksin demek öyle mi? Sen otur. Rahat rahat düşün. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Aman. Gelme. Yaklaşma. Ne
Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor ya? Nerede çıktın sen? Nerede çıktın sen? Ne güzel tayin çıkıp gitmiştin. Hasta muayenesinden geliyorum. Hacer'i görünce merak ettim. Etme. Hacer'imi merak etme. İşi var ondan. Burada oturup beni düşünecek. Ben de oturayım. İkimiz birden düşünelim. Daha çok düşünülmüş olursun Ercep. Ama. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Senin de kafan çalışıyor köftör. Boşuna doktor olmamışsın tabii. Hadi hacım sen bir an önce git de biz de seni düşünmeye başlayalım hadi. Hadi gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Ne oldu? Anam izin vermiyor. Niye? Bilmem. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünya... Ne o Sülbüş Hanım? Konser provası mı yapıyorsun canım? Ayol bütün köy seni dinliyor. Çok mutluyum teyzeciğim. Şu elimdekileri alsan da ben de çok mutlu olacağım. Kollarım koptu kızım. Olanları duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Ne oldu? Kes boştan harca şu izin mi çıktı yoksa? Hayır daha güzel bir şey. Yoksa Simoş gelip gösteriye çıktığı için özür mü diledi? Ay yine Simoş ya. Burhan her şeyi hatırlıyor teyze. Ne? Beni sevdiğini, annemin ona daha önce yaptıklarını, Cemile'nin ne mendebur olduğunu. Hepsini hatırlıyor, hepsini. Ay yaşasın. Peki niye ortalıkta böyle diye ağzı açık dolaşıyor? Annemin sempatisini kazanmak için numara yapıyor. Aman teyze hoş gözünü seveyim, sakın kimseye söyleme, hele anneme hiç. Vallahi bak bütün plan bozulur. Ay tamam canım. Sen de beni boş boğaz zannettin galiba. Numara ha? Ay ilahi Burhan. Aklı başına bir gelmiş ya. Bir gelmiş benim damatcığımın. Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Bu senin hayatın. Onu istediğin gibi yaşamak hakkın. Sen bunu anneme söyle de gör gününü. Sen de onu ikna etmek için yeterince çaba sarf etmiyorsun ki. Onunla konuşmak yerine derdini ummana döküyorsun. Ay konuştum diyorum anlamıyor musun? Konu kapandı dedi, bitti dedi. Benim annem bir şey hayır derse hayırdır. Ne yapacaksın şimdi? Hayallerine veda mı edeceksin? Mecburen öyle olacak. İleride pişman olursun. Keşke anneme karşı çıksaydım dersen. Diyeceğim tabii o kesin. Keşkeler seni yer bitirir. Bak hayat bu. Neler getirir, neler götürür bilinmez. Mutlu da olursun, mutsuz da. Kendi çizdiğin yoldan gidip de mutsuz olursan başkalarını suçlayamaz, ahva edemezsin. Kendi hatan dersin, kabullenirsin. Mutlu olursan bu benim başarım der, övünürsün. Evet Emre. Ben hem başarılı hem de mutlu olmak istiyorum ama. O zaman hayallerinin peşinden git Hacer. Kimsenin engel olmasına izin verme. Dedim sana, bu senin hayatın. Doya doya yaşamalısın. Ne o gençler? Hepinizin gardı düşmüş. Bırak Allah'ını seversin. Zaten bunların ikisi Kezban'ın safına geçti. Gözümden düştüler. Yok ya. Senin bugün kavgada kıza yaptığın şeyi söyleyeyim mi lan? Sus lan sen de amma uzattın ha. Saffet, senin neyin var? Yönetmen ya. Önemli adam. Herkesle konuşmuyor maalesef. Uğraşma benimle abi. Zaten kafam bozuk. Al işte. İyi ya. Biz de neden bozuk diye soruyoruz. Ya Simetri abi şimdi bunun yedek parçası da yoktur. Yazık genç yaşta. Burhan şu arkadaşını sustur. Yoksa ben susturacağım. Ya tamam. Yok ya. Susma. Sus tutça. Sıra sana. Ya oğlum sus yeter. Sen de ya. Susma sus tutça sırası gelecek sabahtan beri. Ne oluyor be? Alo. İyi akşamlar. Ya bu da başlamadı ha. Tamam bekle. Evet ya. Evet burada. Bekir telefon sana. Allah Allah kim acaba ya? Birazdan haberleri başlayacak. Acaba telefonla canlı yayına mı bağlayacaklar?
Tamam, getiriyorum. Alo. Buyurun. Haberler kimse niye başlamıyor ya? Amca? Hı? Yenge. Ya ne edeceğim? Sen de yoksun, kafamı dinliyorum. Sen ne ediyorsun oralarda? Niye gelmiyorsun? Burhan, anan arıyor. Oğlum şimdi elimin tersiyle bir vuracağım. Tamam ya. Şuray uzun uzun yola mı çıkmış? Adam tırım tırım geziniyor. Bir haftadan önce dönmez. Sen dön gel. Gelme, kal oralarda. Bak hatta kanaldan öğren. Nereye gittiyse sen de peşinden git. Orada anlat derdini. İstanbul'a bayıldın ha? Bilirim, güzel şehirdir. Ya saçmalama Hamide. Biz burada karnımızı zor doyuruyoruz. Allah Allah. İstanbul'da nasıl yaşayacağız? Ya git, boş boş konuşma, tamam. Bana bak. Bak ne diyeceğim. Haberleri izle. Kezban'ın hezimetlerini anlatacaktır, tamam mı? Az sonra. Hadi güle güle. Pokus pokus. İki tavuk bir horoz. Yapma oğlum. Şimdi dayak yiyeceksin. Ben bile kurtaramayacağım seni ha. Allah. Teyze bak bakayım, bir şey eksik mi? Oğlum. Hadi bakalım. Yapma. Hacuş. Hadi kızım sofraya. Yemek yiyeceğiz. Ay duymadı galiba. Cemoş. Hadi ablanı çağır oğlum. Ben çağırdım demin. Yemeyecekmiş. Aa ne? Ay çok güzel yemek vallahi. Ben bile bu akşam rejimi bozacağım. Her akşam aynı şeyi söylüyorsun Baldız. Salim. Sen de mecburi rejim yapmak istemiyorsan kapa çeneni. Bırakın üstelemeyi. Aklınca bana artistlik yapıyor. Ne yapacaktı yani? Kızın hevesini kursağında bıraktın ana. Onun iyiliği için kızım. Hüsrana uğramasın diye. Ama anlayan kim? Bir afra, bir tafra. Bana sökmez kızım. İsterse köy meydanında açlık grevi yapsın. Yine de izin vermeyeceğim. Bu kadar katı olma. Çok konuşma da git tuzluğu getir hadi. Getirdim. Hani nerede? Yeleğinin para cebinde. Nasıl girdi bu tuzluk cebime? Hokus pokusla. Ay ne yetenekli aile. Film yıldızları, illüzyonistler. Ne ararsan evet, var. Evet sevgili seyirciler. Komedyenimize sen oluyorsun Hayrıcığım. Esence köyü halkı. Sevgili seyirciler, baskıcı muhtar olayını yerinde izleyen muhabirlerimiz çok önemli haberlerle döndüler. Aa, ana yine televizyondasın. Yine mi ya? Yine mi ya? Muhtar Kezban Pekmezci'nin çirkin bir komployla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Bak. Esence'ye giden basın mensubu arkadaşlarımız bambaşka bir köy, bambaşka bir muhtarla karşılaştılar. Aha, ne diyor bu? Buyur. Muhariflerinin iddialarının aksine Sayın Pekmezci'nin son derece örnek bir muhtar olduğu ve köyünün son derece seçkin bir köy olduğu algılandı. Evet. Hadi be. Oh, evet, bravo. Helal olsun. Ya olmaz ya. Köyün hanımlarını örgütleyen muhtar hem onların üretime katkıda bulunmasını sağlıyor hem de köye okul yaptırmaları için yeni bir çaba yaratmış oluyor. Amca baksana ya. Hayda. Olay tersine döndü. Görüyor musun? Yaşasın Kezban yenge. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Kezban yenge çok yaşa. Şunlara bak, şunlara bak. Seslerde bir şey olsun. Oğlum abi yapma, masayı kıracaksın lan. Çok yaşa. Terbi, yeter. Nefes şu sesini kapatsın. Kapatın. Kapatsın ya. Çok şükür bu ülkede araştıran, soran, doğru haber yapan muhabirler de var. Ay bütün Türkiye'sini izledim. Canım benim. Seninle gurur duyuyorum ana. Ya yapma, yapma şunu Cemal, yapma. Ne o Salim? Hiç sesin çıkmıyor. Senin yanında ne zaman sesim çıktı Kezban'ım? İsyancı arkadaşların da sesi kısılmıştır şimdi. Cemal. Utançlarından yüzleri kızarmıştır. Hmm.
Morarmıştır onlar ana. Bakalım Simon Şiyar'ın yüzüme nasıl bakacak. Ürünlerin de reklamı oldu. Artık yeni siparişler alırız değil mi? Ay inşallah. İnşallah. Hacer? Aa, o çanta da ne? Nereye kızım? Ben gidiyorum. Onu anladık da nereye? Yönetmen hanıma. Onunla İstanbul'a gideceğim. Hacer, ben sana artistlik işini unut demedim mi? Dedin. Dedin ama. Ana bak ben Reşit'im. Artık bana karışamazsın. Bu benim hayatım. Ve hayatımı istediğim gibi yaşamak da benim hakkım. Eserin yasaklanması olmayı. Hayır ben göremem ki, birininkine bakmam lazım. Hadi. Hadi. Karşının bak. Gözününkine bak. Lütfen. Hayır. Ya ne kızış var ya. Çek lan çek. Oraya git yapsın. Ver tamam çektim. Sana puh bakalım. Daha böyle mi? Gel. Kameraya da bakalım. Aklın cavanı artistlik yap. Ne yapacaktı yani? Ne yapacaktı yani? Çabuk söyle lafını, ben de atlamayayım öyle işte. Yine salayım.